Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yeni videomuza devam ediyoruz. Başlığımız temel dönüşümlerin bileşkesi. Nedir bu diyeceksiniz ya. Hani simetri, dönme hepsini böyle bir arada kullandığımız, bileşke işlemler yaptığımız bir konu. Şimdi burada tanım olarak da verdik arkadaşlar. Öteleme ve dönme dönüşümünün birlikte uygulandığı dönüşümlere ötelemeli dönme dönüşüm denir. Ötelemeli dönme dönüşümleri uygulanan şekillerde herhangi iki noktada uzaklık değişmez. Şekillerin üzerindeki açıların ölçüleri de aynı kalır. Yani konumsal değişmeler falan yapıyoruz. Aslında burada tanımları verdik. Neden verdik? Bunları direkt es geçecektim fakat MEP ÖSYM bazen sorduğu sorularda açıklamalar yapıyor ya, bu açıklamalar çok kafa karıştırıcı oluyor. Aslında açıklama tam olarak da bu şekilde yapamıyor. Burada doğruyu söylüyor adamlar. Ama öğrenci sınavdayken bunlarla karşılaşıyor. Ya ne diyor acaba, değişik bir şey mi var? Hiç değişik bir şey yok. Tanım var, böyle verilse bile lütfen sizi korkutmasın. Bu bildiğiniz basit kavramlardır. Siz açıklanan verilere değil de örneklere biraz daha dikkat edip oradan anlamaya çalışın. Şimdi yapacağımız gibi. Mesela 4'e 1 noktası önce x ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim, ardından y ekseni boyunca negatif yönde 3 birim ötelenerek b noktası oluşturuluyor. Bir kere x ekseni boyunca pozitif yönde 2 birimse bu 6'ya dönüşecek. Y ekseni boyunca negatif yönde 3 birim öteleniyorsa y'yi 3 azaltacağız. Eksi 3'e dönecek. Tamam, bu bir. Şimdi ötelemeli döndürme olacak. Buna göre B noktasının orijin etrafında pozitif yönde 180 derece döndürülmesi ile elde edilen C noktasının. Bakın, eğer 180 derece döndürüyorsa ne demiştim size? Orijine göre simetri alıyordur demiştim. Orijine göre simetri alıyorsa da hem X hem de Y ne yapacaktı? Yer değiştirecekti. Ama şurada da mantığını gösterelim. Çünkü işaretler de değişecek. Apsisi 6, ordinatı eksi 3 değil mi şu anda noktamızın? Noktamız 180 derece çevirirsek şöyle bir iple bağlayıp tam olarak şuraya gelecektir. Apsisi eksi 6, ordinatı 3 olacaktır. Hem x hem de y'nin işaretleri ne yapacak? Değişecektir sevgili arkadaşlar. Umuyorum anlaşılmayan bir şey yoktur. 180 derece çevirdiğinizde böyle. Aslında temel mantık şu. Sinüs kosinüs teoremlerine benzer bu da. 90 veya 270 derecelik dönüşümlerde x ile y yer değiştirir. Ama bulunduğu bölgeye göre işaretlerine bakarsınız. 180 derecelik değişimlerde ise x ve y yer değiştirmez, sadece işaretlerini değiştirirler. Buna dikkat edin. Hani kosinüs ve sinüste dönüşümlerde de neydi? Kosinüs 180 artı alfa vesaire dendiğinde fonksiyon isim değiştirmiyordu. Ama işaretine bakıyorduk. Ama 90 veya 270 derece dediğimizde fonksiyon isim değiştiriyordu. Çünkü x ve y eksenlerini yer değiştiriyorsun. Bir nevi taşıma yapıyorsun. Eksi 4'e 2 noktası x ekseni boyunca negatif yönde 8 birim. Eksi 12 oldu bu. Y ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim öteleniyor. Bu da 4 oldu. Sonrasına gelenen nokta orijin etrafında özür diliyorum. Negatif yönde 135 derece döndürülüyor. Bakalım mı? Şu anda son hali eksi 12, 4. Şu. Negatif yönde 135 derece döndürülüyor. 135 derece döndürülüyorsa şöyle yapalım mı? Yine az önce yaptığım tekniklerden birisini düşüneceğim. Şöyle bir kolmuş gibi düşüneceğim bunu ve bu kolu 135 derece çevireceğim. Şöyle bir kol üzerindeymiş. Burası 4 birimmiş, burası 12 birimmiş. 90 burası gelir. 135'te şurası 45 derece olursa bu böyle, bu da böyle geldi. Şurası 12 birim, şurası 4 birim. 90 artı 45, 135 derece çevirdim. Bakın, kolun noktaları şurası 90 derece, özür diliyorum 45 derece ama uzunluk 12 birimdi. Şurada bir tane 90 derece var. Şurada da 4 birim var. Şimdi artık bu noktanın koordinatları, uç noktasının koordinatlarını nasıl bulabilirim? Buna odaklanmam gerekiyor benim. Şöyle bir şekli yapsam. 45 derece, 12. Gayet de güzel olur. Bakın, mantıksal yapıyorum. Arkadaşlar, burası 45 derece ise, burası 90 derece ise, burası da 45 derece olmaz mı? Evet. Burası 12 ise, burası 6 kök 2 olmaz mı? Evet. Peki, devam ediyorum. Burası 45, burası 90. O zaman burası da 45 derece. Burası 4'e, burası da 4 olur. Bitti artık. Nedir? Apsis kısmı, dikkat edin. Şu mesafe, şu noktanın apsis kısmı. 4 artı 6 kök 2, virgül.
Ordinat kısmı şu mesafe. Yani 6 kök 2 eksi 4. İstenilen değer bu. ABC üçgeni orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülerek A üssü B üssü C üssü elde ediliyor. Orijin etrafını 90 derece çevrilerek. Tamam. A üssü B üssü üçgeni ekseninin ötelenmesi. Şimdi daha farklı bir şekilde döndürme yapacağım. Hazır olun. Bu negatif yönde mi çevrilecekti? Pozitif yönde 90 derece çevirdiğimizde biz bu üçgeni pozitif yönde 90 derece çevirdiğimizde artık ikinci bölgeye kayacak. Bakın çevirme işlemini mantıkla yapacağım. Hazır mısınız? A noktasının koordinatları neredesin sen? 8'e 10. B noktasının koordinatları 5'e 3. C noktasının koordinatları 7'ye 5. Şimdi 90 derece bu tarafa çevirirsem ne demiştim size? X ve Y yer değiştirecek. 10'a 8. 3'e 5. 5'e 7. Bu birinci adım. İkinci adım geldiği bölge bu bölge değil mi? Evet, bu bölgedeki X değerleri negatiftir. Y'ler aynen kalır. Y pozitiftir çünkü. Bu kadar. Eğer 90 derece çevirip de ya da 270 derece çevirirseniz X ve Y yer değiştirir. Bunun kaçarı yok. Geldiği bölgeye göre işaretlerini belirlersiniz. Artık burada X değerleri negatiftir. Y değerleri pozitif. Gördünüz mü? Noktaları yazdım. Dolayısıyla o upuzun işlemleri yapmak zorunda kalmadım. Ama hocam ispatını istiyoruz derseniz bakın şimdi. Mesela B'yi 90 derece çevirdiğimizi düşünelim. Dedim ya ben şu kol üzerinde çeviriyorum. Hop. 5 birim burası, 3 birim buraya gelecek. Dikkat edin. Apsisi eksi 3 olacak. Ordinatı 5 olacak. B üssü noktasının. Tamamdır. Bu üçgenin y ekseni boyunca negatif yönde 5 birim ötelenmesi. 5 birim ötelerseniz negatif yönde 3, 0, 2 olacaktır. Koordinatlarını bulunuz. Aha da size koordinatlar. ABC üçgenin x ekseni boyunca negatif yönde 4 birim ötelendikten sonra x eksenine göre simetri alınıyor. Elde edilen üçgenin koordinatları. X eksenine göre mi simetri alınıyor? İlk önce hadi noktaları yazalım gene. A 6'ya 8. B 6'ya 4. C 14'e 4. Tamam, şimdi x ekseni boyunca negatif yönde 4 birim ötele. Yani 4'er azalt. 2. 2. 4'er azaltıyorduk değil mi? Bir an kafam gitti şurada, acaba dedim C'yi yanlış mı yazdım diye. Şimdi x eksenine göre simetri al. X eksenine göre simetri alırsan bu buraya gelir. Ha, yani x'in işareti aynı kalıyor, y'nin işareti değişir. Tamam, x eksenine göre simetri alıyorsam y'nin işareti değişiyordu. 2'ye eksi 8, 2'ye eksi 4, 10'a eksi 4. İşte son olarak üçgenin koordinatları sevgili arkadaşlar. ABC üçgeni y ekseni boyunca negatif yönde 12 birim ötelendikten sonra y eksenine göre simetri alınıyor. Y ekseni boyunca 12 birim ötelenecek mi? Çok zor. Evet, gerçekten de zor. Elde edilen üçgenin koordinatlarını bulmam daha da zor. Neden? Çünkü şunun apsisi verilmemiş. Hemen yazalım şöyle özür dileyerekten. Eksi 6 olsun. Ama yine aynı mantık. A noktası eksi 6'ya 8. B noktası eksi 7'ye 5. C noktası eksi 1'e 5. Bir yazıyorum ki kafam karışmasın. Y ekseni boyunca negatif yönde 12 birim ötele. 12 birim aşağı çek Y değerlerini. Eksi 6'ya eksi 4. Eksi 7'ye eksi 7. Eksi 1'e eksi 7. Şimdi diyor ki Y eksenine göre simetriğini al. Bir noktanın Y eksenine göre simetriğini alırsanız eğer, Y eksenine göre simetriğini alırsanız ne olacaktır? X'in işareti değişecektir. Öyle değil mi? O zaman X'leri artı yap. İşte size son durumda noktaların yani köşelerin koordinatları. Orijine göre simetriye olan A üssü B üssü 4'ün Y eksenine göre simetri olan dikdörtgeni bulunuz. Tamam hadi öyle yapalım. Orijine göre simetriğini alırsanız 4'e 2 dikkat edin. Eksi 4'e eksi 2 olacaktır. Buraya gelecektir. Ya da şu B'yi bir şey anlatacağım. O yüzden ilk önce şekli yapalım. B orijine göre simetri alındığında ne olacaktır? B üssü haline gelecektir. Daha sonra Y eksenine göre simetrini mi al diyordu? Eksi 4 şuraya gelecek. Y eksenine göre simetri aldığımızda. B 2 üssü artık burada oldu. Yani orijine göre simetri aldım. Sonra Y eksenine göre simetri aldım. Sanki direkt
x eksenine göre simetri almış gibi. Orijine göre simetri alıp ondan sonra y eksenine göre simetri aldığınızda zaten orijin nedir? Hem x'e hem y'ye göre simetri al demektir. Siz y'ye göre simetri alıp bir daha y'ye göre simetri aldınız. Dolayısıyla y simetrisini yok ettiniz. Yani sadece x'e göre simetri almış oldunuz. Arkadaşlar mantığını açıklamak için kastırıyorum bazen biraz, kusura bakmayın lütfen, ama burayı anlamanız çok önemli. Bakın, orijine göre simetri alırken hem x hem de y'ye göre simetri almıyor musunuz? Evet. Sonra bir daha y'ye göre simetri alıyorsunuz. İki defa y'ye göre simetri alırsanız y'ye göre simetri nötrlenir. Sadece x'e göre simetri almış olursunuz. Dolayısıyla bu iki işlemi yapmak yerine ben bu şeklini direkt x'e göre simetrini alırım. Bitti. O zaman burası işte 4'e 10 mu? 4'e eksi 10. 6'ya 10 mu? 6'ya eksi 10. 2'ye 4'e 2 mi? 4'e eksi 2. 6'ya 2 mi? 6'ya eksi 2 olacaktır. 4'e 1 noktası x ekseni boyunca negatif yönde 2 birim. Y ekseni boyunca pozitif yönde 4 birim öteleniyor. Tamam. X ekseni boyunca negatif yönde 2 birimse bu 2'ye düştü. Y ekseni pozitif yönde 4 birimse bu 5'e çıktı. Tamam. 2'ye 5 şu anda nokta. Elde edilen noktanın y eşittir eksi x. Yani y eşittir eksi x doğrusu, hadi bir göstereyim size. Hadi bakayım. 2'ye 5 miydi bu? Evet. Apsis 2. Ordinatı 5. Şimdi y eşittir eksi x doğrusu aslında bu. Buna göre simetrini aldığımızda nasıl oluşacaktır? Şurası eksi 2. Şurası eksi 5. Tam şöyle oluşacaktır değil mi? Neden? Çünkü simetriyi aldığınızda şöyle ara doğruyu dik kesmeli. Gelip de orijine göre simetri alacağım o zaman diye düşünmeyin. Y eşittir eksi x doğrusuna göre simetri alıyorsunuz. Arkadaşlar y eşittir x doğrusuna göre simetri alsaydınız x ile y yer değiştirirdi. Y eşittir x diyorsunuz. Çünkü y'yi x yap, x'i de y yap. Ama y eşittir eksi x doğrusuna göre simetri alıyorsanız yine x ile y yer değiştirecek. Ama işaret de değiştirecekler. Çünkü y'yi eksi x yap. Yani 5'i eksi 5 yap. Ya da x'i eksi y yap. Y'yi eksi 2 yap. Pardon, 2 vardı zaten. Bakın eksi 5'e eksi 2. Anlaştık mı? Olayın mantığı bu. Pratik düşünmesi bu. Temel mantık zaten bunu bu yap diye bize söylüyor. Y'yi eksi x'e çevir. X'i eksi y'ye çevir. Tamam hoca, sus, uzatma. Tamam, özür diliyorum. Birim karelerden oluşan şeklin y eksenine göre simetrinin x eksenine göre simetri. Bu en kolay ve en zevklidir. Neden? 3 birim burada mı? Tamam. Sonra 4 birim yukarıya doğru. Tabii biraz daha abartı olabilirdi. Şurayı yok sayalım. Sonra 2 birim böyle olduğu için şu. Şu anda y eksenine göre simetri aldım. Şimdi x eksenine göre simetri. Aşağı doğru 4 birim. Umuyorum ki anlaşılmayan bir şey yoktur. Hocam direkt orijine göre simetri diyebilir miydik? Aslında diyebilirdiniz ama orijine göre simetrini görmek zordur böyle bir şeklin. Noktanın orijine göre simetrini almak kolay ama şeklin orijine göre simetrini almak zor. Yanda verilen daire biçimdeki şekil merkezi etrafında 810 derece döndürüldüğünde. Buna rastladığımız bir soru tarzı artık. 810 derece döndürmek demek esas ölçüsünü bulun demektir. 810'u 360'a bölelim. İki sefer var. 720, 90. Aslında 90 derece döndür diyor. 90 derece pozitif yönde alalım. Biz yön vermemişiz ama pozitif yönde 90 derece döndür demektir. Pozitif yönde 90 derece döndürsek şeklin görüntüsünü tam olarak yazmanız lazım. A artık yan A olarak duracak. I'lar A'nın I'lardan bir tanesi aşağı gelecek, bir tanesi yukarıya çıkacak ama yan I olarak duracak. Bir tane de X olacaktır şekil üzerinde. Ne yapacaksınız? Esas ölçüsünü bulup ona göre çevireceksiniz. Sarı renkli şeklin AB doğrusuna göre simetri. Çok güzel. Bakın kelebeği gördünüz mü? O zaman burada da kelebek olacak. Hop. Sarı şeklin şu yüzü buraya. İlk en yakın yüzü belirledikten sonra ben hep o şekle göre hareket ediyorum. Daha sonra buradan bir çapraz gitmiş. Buradan da bir çapraz gidecek. Buradan bir çapraz gitmiş. Buradan bir çapraz gidecek. Buradan giden çapraz daha sonra yukarı doğru şöyle dönmüş. Burada aşağı doğru dönecek. Dikkat edin, tam olarak simetriğini aldığınızda bu şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bu da aşağı doğru 2 miydi? Bu da aşağı doğru 2. Şekli karalayın. Bu doğruya göre tam olarak simetri olduğunu fark edersiniz. Ya da amiral battı gibi nokta nokta. Bu noktadan 1, 2. Bu noktadan 1, 2. Bu noktadan bakın 1, 2.
1, 2. O şekilde de çizim yapabilirsiniz. Amir Albat'ta oynuyorsunuzdur inşallah. Birim karelere bölünmüş şekildeki x eşittir a doğrusuna göre simetri olan üçgeni bulunuz. X eşittir a doğrusuna göre. Şu doğruya göre mi simetri arıyoruz? X eşittir a doğrusu nerede? X eşittir a, x eşittir a. Ha pardon, x eşittir a, özür diliyorum. Burada a var ya zaten, özür diliyorum. X eşittir a doğrusu bu arkadaşlar. Bu şeklin bu doğruya göre mi simetriğini alacağız? Zaten bakın bu noktanın tam üzerinde olduğu için bunda simetri oluşmayacak. Şu noktanın bu şekle göre simetriği az önce söyledim olay. 1, 2, 1, 2. Buradan C üssü B'ye bakalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu da B üssü. O zaman. Nokta şeklin üzerinde olduğu için bunun simetriği alınmaz zaten. Şöyle rokete benzer garip bir şekil ortaya çıkacaktır. Y eşittir A vesaire de diyebilirdi. Önemli olan noktayı aldığınızda o doğruya, o Amir Albatlı'daki gibi ilerletmek. 4 birim, 4 birim, 3 birim, 3 birim. Evet sevgili arkadaşlar, bu konuyu da nihayet tamamlamış olduk. Geometriden videolar gelmeyecek mi? Gelecek tabii ki. Hiçbir zaman ders çalışmak bitmeyecek. Bizler sınava kadar sizlere yardımcı olacağız. Elimizden geleni yapacağız. Sizlerden ricam, sürekli ders çalışın, denemeler çözün. Asla ve asla ara vermeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.